Haftanın ilk günü, yardımlaşma günü, bugün bir annenin iki evladına aslında moral verme günü. Ne bileyim onlara, annelerine kavuşmak için bir vesile olma günü. O yüzden bilmiyorum. Songül Hanımcığım, nasıl hissediyorsunuz? Çok mutluyum. Bu kadar arayacaklarını beklemiyordum. Gerçekten yani. Buraya gelirken şaşkınlıkla yani. Gece çıkıyorum. Nasıl geçti? Uykusuz. Neler geldi aklınıza? Yani arayacaklarını sanmıyordum. Yani böyle bir şey olacağını sanmıyordum. Herkesten yani. Ben buraya çıkarken Allah'ıma dua ederek çıktım. İnşallah yardımlar gelir deyin. En büyük şeyi yapmışsınız zaten. Daha büyüğü yok benim bildiğim. Evet. En büyüğünü yapmışsınız zaten. Vallahi takdiri ilahi. Tabii hastalığı veren de o. Çözümünü veren de o. Belki bizi vesile kılan da o. Evet. Ya da şimdi bir izleyicimiz bizi izliyor ki bu arada çok telefon geliyor. Bir kısmını bağlayabildik. Evet. Yani bu tabii şeyden sonra bir kısmı kesildi çünkü kan tutmuyor. Bizim sıfır pozitif olması gerektiği için tutmuyor. Ama onun dışında çok çok arayan var sizi. Rabbim sizi evlatlarınıza inşallah bağışlayacak. Allah razı olsun hepsinden. İnşallah, inşallah. Peki, Ali abi yine mi telefonlar var? Çok var. Ya çok teşekkür ediyoruz size. Bu arada yardımda bulunmak isteyenler varsa ailemize. Bunu kendileri söylemediler. Ama ben söylüyorum size eğer müsaadeniz varsa tabii. Sizinle irtibata geçirelim. Yani size destek olmak isteyenler varsa... Tamam ben belki kanım tutmadı başka bir şey yapamıyorum ama destek olmak istiyorum. Bunu sırf işte Berkant'ın o gidip de 5 liraya çalışmaması için söylüyorum. Yani size daha çok destek olabiliriz belki. Daha çok annesinin yanında olur belki. Aynen öyle, aynen öyle. Peki efendim. Peki şimdi bir şey istiyor musunuz benden? Siz burada birazcık bizimle kalın, tamam mı? Başka gelişmeler olursa biz yine haberdar edelim sizi. Şimdi Funda Hanımcığım profesörümüzü aldık. Çok değerli bilgilerinizi paylaşacaksınız bizimle. Şimdi Funda Hanım burada görüyorsunuz ama biz aslında Funda Hanım'la beraber çok güzel bir çekim yaptık. Pazara çıktı. Bir kadın olursa, kadın profesör olursa, bir de pazar olursa bakın ortaya neler çıktı, hangi bilgiler çıktı. Nelerin çıkacağını ben de bilmiyorum. Şimdi çok keyifli oldu. Ben izledim. Şimdi izleyicilerimizle paylaşalım. Rahat mısın bir tane? İşte pazar tezgahlarındaki doğal eczane. Dünyanın en güzel pazarı burası bence. Bu şifalı sebze prostat kanserini önlüyor. Özellikle erkek cinsiyette prostat kanserlerinden, bakın bunun altını çiziyorum, korur. Güzellik kremlerinin pabucunu dama atan o sebze. Cildi güzelleştirir. Hani hanımlar şimdi bir yeni kozmetiklere para veriyorlar. İşte diyabet için gerçek bir mucize olan o besin. Hiçbir koşulda kan şekerini yükseltmediği için diyabette çok iyi bir koruyucu sebzedir. Bunları günde 2 defa yiyen hasta olmuyor. Hemen her gün soframızda hiç olmazsa günde 2 kere... Zayıflamak isteyenlerin mutlaka yemesi gerekiyor. İnsanları tok tutar. Bunun salatasını yapabilirsiniz, çiğ yiyebilirsiniz. Profesör Doktor Funda Elmacıoğlu açıklıyor. Yaz mevsimi henüz hava durumunda etkisini göstermese de sebze ve meyvelerde etkisini gösterdi. Marmara Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Profesör Doktor Funda Elmacıoğlu'yla pazar tezgahlarındaki sebzelerin hangi hastalığa iyi geldiğini, bizi hastalıklardan koruyacak olanları Beşiktaş Sosyete Pazarı'nda konuştuk. Sevgili izleyenler, bugün Profesör Doktor Funda Elmacıoğlu ile birlikte Beşiktaş Sosyete Pazarı'ndayız. Bugün yine sebzeleri, meyveleri konuşacağız. Biliyorsunuz yaz mevsimi geldi, çattı. Bakalım hangi sebze, hangi meyve neye fayda sağlıyor? Sosyete Pazarı'ndayız dediniz. Bu pazar herkese açık bir pazar. Dünyanın en güzel pazarı burası bence. O zaman dünyanın en güzel pazarından bugün dünyanın en güzel tatlarını en güzel şekilde sizinle anlatacağız inşallah. Evet. Profesör Doktor Funda Elmacıoğlu albenili domatesleri görmüşken gözden kaçan bir gerçeği dile getiriyor. Bazıları hastalıklardan koruyor. Bazıları ömrü uzatıyor. Hemen ilk gözüme çarpan domatesler. Evet. Yaşamın en güzel iksiri bana göre. Ama burada gördüğünüz her şey insanın yaşam kalitesini arttıran, ömrü uzatan, hastalıklardan koruyan ürünler. Biz hasta olmadan önce küçük, çocuk, büyük, erişkin, sporcu herkes hasta olmamak adına bu pazarda gördüğümüz bütün renkleri evimize alıp götürmemiz lazım. Yani şunu diyebilir miyiz? Hasta olduktan sonra değil, hastalanmadan önce evet, bu meyve ve sebzeleri tüketelim. Bunlar bizim sağlığımızı koruyan, hastalanmayı engelleyen, bizi sağlıklı yaşlandıran, kimseye muhtaç etmeden yaşlandıran ama hasta olduktan sonra değerini anladığımızda iş işten geçmiş olan ürünler. Günümüzde tohumlar inanılmaz geliştirildi. Profesör Doktor Funda Elmacıoğlu, uzun yaşamak ve kaliteli yaşlanmanın bu sebze ve meyveleri yiyerek gerçekleştiğini söylüyor. Yaşam kalitesi böyle artıyor. Eskiden insanlar 27-30 yıl yaşıyordu. Şimdi Türkiye'de bile beklenen yaşam süresi 76 yıl. Bunların da tohum kalitesi arttırıldı. Profesör Doktor Funda Elmacıoğlu'nun gözüne çarpan ilk domateslerden başlıyoruz pazar turumuza. Bu sebze prostat kanserini önlüyor. Bulaşıcı hastalıklardan korur. Organizmamı hastalık yapıcı mikroplardan korur. Sindirim sistemimi kanserlerden korur. Özellikle erkek cinsiyette prostat kanserlerinden, bakın bunun altını çiziyorum, korur. Bunun dışında immün sistemimi güçlendirir. Ve biraz önce ifade ettiğimiz sağlıklı yaşlanmada bana zaman kazandırır. Domates vallahi ilaç gibiymiş o zaman. Aynen öyle ama ilaç olma özelliğini hastalanmadan önce hatırlatalım bizi dinleyenlere. Biz hasta olduktan sonra gene devam edelim ama vahlanmayalım. Sırada salatalık var. Pazar tezgahında Çengelköy salatalığı olarak yer bulmuş kendisine. Salatalık deyip geçmeyin. Bakın neye yarıyor. Adı Çengelköy salatalığı. Şimdi Çengelköy'de bırakın salatalık yiyecek, yetiştirecek yer, çay içecek yer bile bulamıyorsun. İmmün sistemimi, yani hastalıklardan koruyucu bağışıklık sistemimi ayakta tutacak her şey burada var. Mümkün olduğunca her şeyi mevsiminde alın ki içinizde bir ukde kalmasın. Sivri biberler şahane gözüküyor. Ama siz yine de tüketirken aşırıya kaçmayın. Minik tavsiyemizi verdikten sonra sivri biberin faydalarını da Profesör Doktor Funda Elmacıoğlu'ndan dinleyelim. Vücuda C vitamini yüklüyor. Hocam burada biber var. Biber ben çok severim. Evet, evet. Bu da gördüğünüz gibi C vitamininin, beta karotenlerin en güzel kaynağı. Bunların, şu yeşil biberin fiyatına baktığınız zaman bugün sağlıklı beslenmede sebzenin en kolay tüketileceği, en rahat alabileceğiniz, sizi yine tüm organizmayı, bu arada bunların içerisinde öyle maddeler var ki sadece vitamin değil, bizim daha bilmediğimiz aşağı yukarı 25.000 olduğu tahmin edilen içlerinde biyoaktif bileşenler var. Siz bana biber dediğinizde ben C vitaminini söylüyorum, klorofilini söylüyorum, beta karoteni var diyorum. Beni kanserden korur, yaşlanmamı geciktirir, öteler. Yaşlanmayı engellemez ama öteler. Hiç olmazsa sağlıklı yaşamı devam ettirirsiniz. Ama daha içinde ne mucizeler var? Onun için cennetten çıkma deniyor. Faydalarını ise Profesör Doktor Funda Elmacıoğlu anlatıyor. Güzellik kremlerine para vermeyin. Kabak yiyin. Çocuklar için, çocukları günümüzde sebze ve meyveye alıştırmada en güzel sebzedir kabak. Neye fayda sağlar? Her şeye. C vitamini var. A vitaminin ön maddesi var. Görmeyi, cildi güzelleştirir. Hani hanımlar şimdi bir yeni kozmetiklere para veriyorlar. Bence şu yeşil ve kırmızıları doldursunlar evlerine ve bol bol bunlardan tüketsinler. Adeta merhem. Bunu bir kıymalı pişirildiğinde, mercimekli pişirildiğinde, bunun dolması yapıldığında en güzel, hani halkın tabiriyle merhem niteliğinde bir sebze. Hem salatalarda hem çorbalarda hem de çiğ tükettiğimiz havuca gelelim şimdi. Bakın onun ne gibi faydaları var. Diyabet için gerçek bir mucize. Değerli bir besin havuç. Biliyorsunuz toprak altında yetişiyor. Bunu aldığımız zaman, eve götürdüğümüz zaman çok iyi yıkayıp üstünü kazıdıktan sonra hiç vakit kaybetmeden gerek yemeklerde kullanabiliriz, gerekse salatalarda çiğ olarak çok rahatlıkla tüketiriz. Peki üzerine ama kazıdığımızda vitamini gitmez değil mi? Hiçbir şey gitmez. Hızla, bu işi hızla yapıyoruz. Bu A vitaminin ön maddesinden o kadar zengin ki kolayına kazımakla bir şey olmaz. Çünkü bu zaten organizmada emilmesi için yağa ihtiyaç duyar. O nedenle havuz salatalarına mutlaka bir yağ koyarız. En fazla ne kadar yiyebiliriz? Şu kadar bilemediğiniz şunu yiyebiliriz. Dolayısıyla hiçbir koşulda kan şekerini yükseltmediği için diyabette çok iyi bir koruyucu sebzedir. Diyabet için mucizevi bir sebzedir. Aynen. Yeşillikler sofralarımızın vazgeçilmezi. Bakalım onlar nasıl yarar sağlıyor vücudumuza. Bu yeşillikleri mıncıklamayın. Bunların içerisinde uçucu, bunlara koku veren uçucu bileşikler var. Bunlar polifenolik gruplar. Bunların evet hatırlarsanız belki bilmiyorum anneniz size hiç ikram etti mi? Nane, limon çayı yapılır mide ağrılarında. Hastalanınca. Sindirim hastalıklarında. Çok evet bunların içindeki uçucu bileşiklerin gastrointestinal sistem hastalıklarında diyette koruyucu özellikleri var. Dereotuna baktığınız zaman içinde luteini var. Buradaki vitaminlerin aynısı bunda var. Klorofil bol miktarda var. Maydanoz aynı şekilde ama maydanoz burada bir güzel gözüküyor hocam bayağı. Bunlar çok iyi yıkanması gereken ve çok fazla hırpaladığınızda bütün vitaminlere çok çabuk da kaybolan sebzeler. Bu vitamin deposunu sakın doğramayın. Bu tür yeşil sebzeleri bıçakla doğramamız yönünde çok söylentiler doğru, var. Çok doğru. Bunlar metalle temas ettiği zaman vitamin değerlerini kaybederler. O nedenle diyoruz ki bunları alın, yıkayın ve elinizle mümkün olduğunca küçük parçalara ayırın. Metal teması vitamin özelliğini çok çabuk kaybettirir. Çok doğru bir konuya temas ettiniz. Peki hocam maydanoz deyince maydanozda hangi vitamin vardır? Neye fayda sağlar maydanoz? Olmayan vitamin yok. Beta karoten, vitamin C, bunun dışında A vitaminin ön maddesi, sindirimi güçleştirici lifler, size saymakla bitiremem hemen her şey. Tam bir kompleks vitamin mineral deposu. Günde 2 defa yiyen hasta olmuyor. Hemen her gün soframızda hiç olmazsa günde 2 kere şu yeşilliklerden bulundurmak koşuluyla biz antibiyotiklerin hastalıktaki etkilerini de bir yerde arttırmış oluruz. Fazla suda bekletmek çok zararlı. Bol miktarda suyla sürekli yıkıyorlar. Bu su bunlara zaman içinde zarar veriyor. Yıkayalım. Bir havlu kağıdının üstünde kurutabiliriz. Veya bunları bir temiz kağıda sarar. Ondan sonra da bir naylon torbaya koyar. Artı 4 derecede buzdolabında saklarız. Yine salatalarımızın ve turşuların vazgeçilmezi olan turp faydalarıyla adeta bir altın yumurtlayan tavukmuş. Görmeyi güçlendiriyor, kanserden koruyor. Kanserlerden koruyucu özellikler, görmeyi güçlendirici özellikler. Aynı zamanda bunlar kendi içinde de antimikrobiyal özellik gösteriyor. Yani bunu tüketen insanların besinin kendini de koruyucu özelliği dolayısıyla bundan çok daha fazla yararlandığını söylemek isterim. Vay 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 bakar mısın? Profesör Doktor Sayın Funda Elmacıoğlu ile beraberiz. Kendisi Marmara Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı. Şimdi bir profesör, bir kadın. Kadın olunca aynı zamanda evde, aynı zamanda annelikte her yerde kadın kadın. Ama elbette. Bir profesörün bilgisi bizim için çok kıymetli. Sağ olun. Bugün beraber zayıflatan limonata yapacağız. Yani bildiğiniz limonata ama nasıl zayıflatıyor? Cacık yapacaksınız bize. Bildiğiniz cacık ama nasıl cacık? Çok önemsiyorum cacığı çünkü hakkını vermiyorlar. Vermiyor. Evet, onun hakkını verelim bugün. Bugün cacığın da hakkını vereceğiz. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bunu oku bitiremiyorum. Çünkü özelliklerini saysam hani bir geriye ölüm kalıyor yani. Bakın Latin Amerika'da 7000 önce İnkalar tarafından yetiştirilmiş bir... Ne oldu hocam? Ama ben bunu şunun için getirdim. Daha ne olduğunu söylemedim söylemeyin. Peki. Niçin getirdiniz söyleyin siz. Sadece bulgurdan daha iyi olmadığını anlatmak için. Ha. Evet. Bulgurdan daha iyi olmadığını anlatmak için. Evet. Bunun özelliklerini şurada okuyorum. Bizim bulgurun ne değerli olduğunu bir daha sizinle paylaşmak için, buradaki hanımlarımızla paylaşmak için duydukları her şeye inanmamaları. Şu kinoanın kilosu 25-30 liraya satılan 3 liralık bulgurdan daha değerli olmadığını anlatmak için. Ha. O zaman onun için fazla sizi konuşturmak istemiyorum o konuda. Siz ne derseniz ben aynısını yaparım. Çünkü ben bunun özelliklerini okuduğumda Allah'ım dedim nasıl bir şey bu? Ben bu kadar kıymetli, önce bu kadar değerli. Önce sizi ikna etmek istiyorum. Peki ama bunun özelliklerini size sayayım. Profesörümüz diyor ki bizim bulgurumuz daha değerli. Aynen peki öyle. Kinoa için ne diyorlar biliyor musunuz? Buğdayın 2 misli. Pirinçten çok daha fazla tahıl içeriyor. Susam ailesinden geliyor. Bir dakika. Bu nedir? Tahıl değil midir? Bu da tahıl. Bu nedir? İşte bu da asotik ve kinoa. Nasıl oluyor bir tahıl başka bir tahıldan daha 2 misli tahıl taşıyor? Yani burada bir takım ifadelerin nedenli yanlış ve anlamsız olduğunu, tamamen tüketiciyi kandırmak adına olduğunu ifade etmek için 2 misli tahıl taşıyor. Aynı tahıl. Bizim bulgur. Evet. İşte bizim bulgur olduğu için kıymetini bilmiyoruz bak hanımlar. Ama bilelim. Ama bilelim. İşte siz anlatın. Şimdi bir profesörümüz böyle söyleyince ki bir de bölüm başkanısınız siz. Eyvah eyvah beni daha çok heyecanlandırıyorsunuz. Hayır hiç heyecanlanmayın. Benim için çok kıymetli vereceğiniz bilgiler. Sağ olun. Çünkü ben kendi memleketimin bulgurunun kıymetini bilmiyorum. Bu benim ayıbım. Siz İzmirlisiniz tabii galiba. Ben İzmirliyim. Evet. Ama Türkiye'nin ne tarafına gitseniz herkes bulguru çok iyi bilir. Çok tabii, iyi bilir. Tabii. Bizim hanımlarımız biz de çok iyi biliriz. Neler yaparlar. Ama kıymetini o kadar bilmiyoruz. Ama fiyatı ucuz ya. Kıymeti bilinmez, kinoa bir şey zannedilir. Bu ne kadar? 25 lira falan gibi kilosu 25 bin lira bu. 25 lira. Ha, 25 lira. Ben bunu neden aldım biliyor musunuz Zahide Hanım? Neden? Para verip aldım. Öğrencilerimizi eğitirken buna ne laboratuvarda para veririz kinoa ne alırız. Ben dedim öyle hiç mi olmazsa kendim alayım da örnek olarak göstereyim. Aradaki farkı görelim. Derken kalanını da size getirdim. Burada da sizde her şey vardı ama bir tek bu yoktu. Ne bileyim biz buna bu kadar para vermedik vallahi ama. Vermeyin de. Ama bir şey söylemek istiyorum. Ben bu stüdyoyu gezerken ne var ne yok diye asistanınız beni gezdirirken bir şey dikkatimi çekti. Nedir? Size çok teşekkür ediyorum. Her şeyiniz taze. Aa, sağ olun, biberler replika değil. Biz onlara ne derler? Plastikten yapılana replika diyoruz. Plastik değil. Birçok stüdyoda plastikler kullanılıyor. Gerçek sebzeye, meyveye, süte, yumurtaya, yoğurda hakkını vermişsiniz. Bugün biraz masraflısınız ama size çok her teşekkür zaman ediyorum. Siz ne isterseniz söyleyin, donatırım, taşıtırım burayı. Sağ olun. Biz hiç sağ olun. Yeter ki izleyicilerimize gösterecek doğru bilgilerimiz olsun. Birazdan neden profesörümüz bunu yemeyin, siz evdeki bulgurun kıymetini bilin diyor. Aynen öyle. Ne var bulgurumuzda bizim bilmediğimiz, bu bulgur neden bu kadar kıymetli? Biri 2-3 lira, biri 25 lira. Niye farkını fark edemiyoruz? Farkını fark ettireceğiz bugün. Birazdan sizinle konuşacağız ama bir telefonumuz var. Menopoza girenler için aramış bizi. İsmini vermemiş. Peki merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhaba Zahide Hanım. Hoş geldiniz. Buyurun efendim, nedir sorunuz? Ben tiroid hastasıyım Zahide Hanım. Tiroidlerim alındı. Geçmiş olsun efendim. Geçmiş peki olsun. Sorunuz nedir? Bizimle misiniz? Evet. Hah. Peki tiroidlerim alındı. Tiroid ameliyatı oldum. Alındı tiroidlerim ama boğazımda yine sorunum var bu benim. Bir de menopoza girdim. Yanma var vücudumda. Yanıyor sürekli vücudum. Kaç yaşındasınız? 47 yaşındayım. 47 yaşındasınız. Artık erken de menopoza giriliyor, o yüzden sordum. Saçlarımda peki dökülme oldu. Tiroidten kaynaklı. Evet. Peki. Evet. Bize olan sorunuz menopozda beslenme düzeyimi değiştirerek daha kolay atlatabilir miyim mi bu süreci acaba? Tamam. Evet. Hem peki menopoz hem de tiroid üzerine. Peki efendim. Evet, ben bir beslenme hocasıyım. Beslenmeyi gerçekten sağlıklı, uzun, kaliteli yaşamak adına bugün sizlerle paylaşacağım. Ama zamanımız ne kadar el verirse hepsini de anlatmayı çok arzu ediyorum. Çünkü piyasada o kadar aklına gelen beslenme önerilerini yapan, çok ayıp olacak ama ben artık bir takım çakma diyetisyen veya çakma doktor veya çakma bilim adamlarının halkın kafasını nasıl karıştırdığını çok iyi görüyorum. Dolayısıyla burada sizlerle birlikte hanımların da tecrübelerinden yararlanarak kendi bilgilerimizi elbette ki menopozda beslenme, osteoporozdan korunma, büyüme, gelişme, boy uzatma. Peki hepsini konuşalım, menopozda başlayalım o zaman. Evet, ama ben menopoza bir şey söyleyeceğim. Siz maşallah çok boylu postlu bir hanımsınız. Sağ olun. Herhalde çok iyi beslenmişsiniz. Biz onları da konuşalım. Kadın cinsiyetimizin de. Süt içire. Şimdi süt içemiyorum ama bir de öyle bir problem var. Neden? O ki çocukken o kadar çok süt içtim ki ben. Hatırlıyorum 7-8 yaşına kadar ama şimdi hanımefendinin sorusu çok kıymetli bir soru. Evet. Menopoza giren hanımlar. Evet. Ben annemden biliyorum. O kapıları, pencereleri açtık, tekrar kapattık, tekrar açtık. Vallahi babamla ne yapacağımızı şaşırmıştık. Menopozda beslenme hanımlar, beyler. Biraz sonra konuşuyor olacağız. Ara vermem gerekiyor. Reklamın arkasından profesörümüzle beraberiz efendim. Hoş geldiniz efendim. Profesör Doktor Funda Elmacıoğlu, Marmara Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı bizimle beraber. Reklama gitmeden önce telefondaki izleyicimiz, İzmir'den bir izleyicimiz, menopoza girdim, nasıl beslenmem gerekiyor, ateş basıyor vücudumu, beslenmeyle nasıl daha dirençli olabilirim diye sormuştu. Sinan da bizi bekliyor bir şarküteride. Şarküteri ürünlerinde nasıl alışveriş yapacağız, nasıl daha akıllı ve karlı çıkacağız, bu işten konuşacağız. Ama önce izleyicimizin telefonunu cevaplayalım. Evet, hanımefendinin sorusuna belki geciktik ama hemen hızla cevap verelim. Biz süt ve ürünlerini yaşamın her döneminde kullanıyoruz. Menopozda da en değerli kalsiyum kaynağımız. Hala geçerli mi kalsiyum kaynağı? Hala geçerli. Onun yerine koyacak hiçbir şeyimiz yok Zahide Hanım. Menopozda kalsiyum, süt, büyümede süt, gelişmede süt, anne sütü, evet menopozda da süt. Bunun üstüne hiçbir şey düşünemiyorum. Zaten bilim dünyası da buna alternatif hiçbir şey sunmuyor. Yani menopozdaki bir kadın... Günde en az 1 bardak mı? 2 bardak, kaç bardak süt içmeli? Bu mümkün ise 2 veya 3 su bardağı sütü içmeli. Ancak sütün yerine bazen 2 bardak süt içer, bir miktarda sütten elde edilen şu çökelekten yer. Çok güzel süt örneğiniz var burada. Menopozda var başka bir konumuz var. 1. Kalsiyumu alalım, 2 kilo almayalım. Çünkü menopozda kemik dokusu hızla azalmaya başlar. Eğer menopozda sigara içiyorsak büyük bir tehlike. O zaman mümkün olduğunca 2 su bardağı kadar sütümüzü içelim. Günde 1-2 yemek kaşığı çökeleğimizi ilave edelim. Veya canımız arada az yağlı peynir istedi. Peynirimizi tüketelim ama kilo almamaya özen gösterelim. Özellikle. İskelet sistemimiz mümkün olduğunca menopoz sonrası da dimdik olmalı. Ben bir kadının menopozdan sonra kemik kaybını, kemiklerindeki deformiteyi hiç düşünemiyorum. Olmaması gerekir. Ama menopozda bir önemli konu daha var. Nedir? Güneş ışığından aldığımız vitamin D. Vitamin D maalesef süt ürünlerinde de yok, peynirde de yok, başka hiçbir şeyde de yok. Güneşten başka hiçbir yerde yok. O nedenle menopozdaki kadınlar beslenmenin yanında mutlaka güneşlenmeliler. Eğer günde en az 2 kere 20'şer dakikalık ama vücudunun güneş görebilecek her tarafını güneşe direkt tutmak koşuluyla bu konuda da mutlaka güneşten yararlansınlar. Peki. Daha yararlanamayan kadınlarımız olursa mutlaka hekime danışarak vitamin D destekleri alsınlar. Vitamin desteği alsınlar. Elbette. Bunun dışında başka bir konu daha var. Biz menopozda beslenirken yağlara ve tükettiğimiz protein kaynaklarına da bir sınır koyalım. Hiçbir şey bizim sınırsız tüketeceğimiz anlamına menopozda da gelmez. Her şeyin bir sınırı var. Her gün evet 2-3 bardak sütü tüketeceğiz ama bunun yanında bazen az yağlı yoğurt veya yoğurttan yapılmış biraz sonra yapacağımız cacık, yapacağımız bir ayran. Belki menopozda çok önemli bir konu daha var. C vitamininden destek. Siz bilmiyorum bilerek mi bugün bana limonata tarifini uygun gördünüz. Ama gerçekten vitamin C konusunda da menopozdaki kadının kendini desteklemesi lazım. Başka bir konu var menopozda. Kadınlar ateş bastı veya işte gergin oldum diyorlar. Ateş basması bazı hanımlarda bizlerin de bildiği bir konu. Ama menopoz fizyolojik bir hadisedir. Hiç kızmaya, sinirlenmeye, ateşin basmasına da çok fazla üstünde durmayacağımız konular. Ama yeter ki sinir sistemimiz yerinde olsun. İşte bunun için de kendimizi menopozda aç bırakmayalım. Mümkün olduğunca sık sık beslenelim. Ama süt ve ürünlerinde eksik etmeyelim. Peki hangilerini almak, hangilerini daha uygun şartlarda almak lazım? Şarküteriye gidiyoruz ve Sinan bizi bekliyor. Sinan merhaba. Eldivenleri de taktın az önce gördüm. Merhabalar sevgili Zahide Yetiş. Eldivenleri taktık. Şu anda Yeni Bosna'da bulunan bir şarküterimizdeyiz. Envai çeşit peynir var burada. Envai çeşit kahvaltılık ürün var. Gerçekten aklım başımdan gitti. Ama bunların yararı nedir, faydaları nedir? Bunları bugün Funda hocamızdan tabii bilgilerini almaya çalışacağız. Mesela ilk olarak isterseniz peynirden başlayalım. Envai çeşit peynir çeşidi var burada. Peynir Anadolu yöresinin vazgeçilmez kahvaltılık tatlarından, gece önlerinde de çokça tüketilir. Başlayalım isterseniz hocamızla birlikte. Mesela burada Erzincan tulumu var. Hocam şu anda görüyorsunuz evet. Erzincan tulumu. Evet, Erzincan tulumu neye muhteşem fayda sağlar, neye iyi gelir hocam? Şimdi Erzincan tulumu en iyi kalsiyum kaynağı, en iyi protein kaynağı, fosfor kaynağı, B grubu vitaminlerin kaynağı. Ne yok ki içerisinde ama çok ucuz bir peynir değil. Ne kadarmış tüketmek öğrenelim koşuluyla. Sorun bakalım. Bizimki kilosunu. Pahalıysa daha çok yer şimdi Sinan. Ne kadarmış fiyatını öğrenir misin? Sinan fırsatı yakaladı. Sinan 25 lira sevgili Zahide. Aç gidiyor böyle çekimlere. 25 lira. 25 lira. Hiç olmazsa arada bir her gün Erzincan tulumu tüketecek bir bütçeyi ayırmaya gerek yok. Ama arada değişiklik olsun diye sevgili Sinan elbette ki bu kalsiyum, fosfor kaynağı, protein kaynağı, B grubu vitamin kaynağını arada bir tüketmek lazım. Peki devam edelim Sinan. Diğerlerinin de fiyatını söylersen bize. Hangi çökelekler, hangi devam peynirler edelim var ve rakamları neler? Yanda yine Konya tulumu var. Fiyatı nedir Muhammed Bey? 12 lira. 12 lira. Bu Konya tulumu. Bunun fiyatı da yaklaşık olarak 12 lira. Şimdi... Yan tarafa doğru ilerleyeceğim. Biliyorsunuz bizim kameraman arkadaşımız sevgili Tamer Bey Sivaslı. Sivas peyniri var burada. Bunun fiyatı nedir? 16 lira. Buyurun. Bak Sinan, Profesör Doktor Sayın Funda Elmacıoğlu bir şey söylüyor şimdi sana. Peynirler o kadar çok ki her şehre girerse Sinan sizin vaktiniz yetmez. Yeter her hocam. Her şehrin çok güzel peynirleri bugün var. Her yörenin özel aromalı peynirleri, otlu peynirleri var. Ancak Sinan bir şey dikkatimi çekti. Biz peynirleri mümkün olduğunca böyle plastik bidonlarda değil de şöyle biraz daha gezelim. Daha senin eldiveni giydin ama senin eline gerek kalmadan... Daha düzgün ambalajlı, ağzı kapalı, üstünde etiketi olan ürünler bana gösterirsen daha mutlu olacağım ben. Evet oldukça güzel. Bak gayet iyi. Kesilmiş, jelatinlenmiş, streçlenmiş. Kimsenin eli değmeden çok rahatlıkla satılacak ürünler. Yine tabii el usulü yapılmış bunlar ama... ama plastikten, plastikten ziyade diyorsunuz. Biraz evet kendisi streçlenmiş kaşar peyniri oldukça değerli bir peynir. Hele de eski kaşarın tadına doyum olmaz. Ancak oldukça yağlı bir kaynak. Menopozdaki hanımlara kaşar peyniri biraz es geçmelerini, yağından dolayı veya az yemelerini... Ama şu biraz sonra belki bana Sinan çökeleği gösterecek. Şu kaynağı göstermesini istiyorum. Orada evet çok güzel bir ambalaj gösterdi bana. Peynir ambalajlanmış, üstünde etiketi hatta fiyatı bile var. Ne kadar tüketileceği bile ambalajıyla haftalık olarak alınmasında inanılmaz güzel bir bütçe. Evet. Bakın bu da çökelek galiba. Burada Sinan, çökeleğimiz var. Sinancığım sen bizi birazcık dolaştır. Gerekli yerde profesörümüz zaten... Sana sorusunu soracaktır. Şimdi bakın çökelek kadar değerli ve kıymetli hiçbir şey düşünemiyorum. Hemen şimdi ben profesörümüz sevgili Funda hocama da bir şey sormak istiyorum mümkünse. Tabii ki. Sor Sinancığım. Hocam şimdi ben sabah kahvaltılarında benim vazgeçilmezimdir. Burada ekmeğimizi aldık. Böyle şöyle kestik ekmeğimizi bir güzel. Ortasında şöyle bu şekilde açtık. Sonra geldik buraya doğru. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezleridir. Buradan kaymağımızı aldık hocam. Kaymağımızı böyle bunun içerisine doğru yedirdik. Tereyağı mı kaymak mı? Şimdi bak hanımlar, stüdyodaki hanımlar aradaki farkı çok iyi bilir. Sonra buradan tereyağımızı aldık. O kaymaktı, bu tereyağı. Artık koptu. Duymuyor, evet. Bakın bu tereyağı hocam. Biraz önce sürdüğüm kaymaktı. Sonra bunu böyle yaptıktan sonra geldik hocam buradan da şöyle içerisine biraz bal akıttık böyle. Ne koyuyorsun? Ne koyuyor içine? Bal mı? Evet, evet. Aman Allah. Batırdı adamcağız vallahi. Sinan. Koydum. Hocam Evet. Şimdi bunu da sonra aldık. Bunu kahvaltıda yedik. Zararı var mı hocam? Sence yani Sinan seni ben cumartesi günü gördüm. Boyun, posun, yaşın onu sindirecek kadar sana uygun bir ekmek. Göbeğini de gördünüz mü? Ekmeğin beyazdı senin. Gel şimdi biz o ekmeği bir değiştirelim. Tam buğday unundan yapılmış bir ekmek bul bana. O beyaz ekmek senin için uygun olabilir. Ama bizler için, çocuklar için çok uygun değil. Tamamen karbonhidrat kaynağı. Ekmek çok değerli, çok kıymetli. Ama gel tam buğday unundan bir ekmek al sen oradan. Allah. Oho. Zaten üçüncü ısırıkta bitti. Şimdi ben bir başka şey daha söyleyeceğim. Sinan, sana orada kaymak mı koydun, tereyağı mı koydun? İkisini de koydum. Söyle bakayım. İkisini de koydum. İkisini de koydum. Şimdi hocam burada kaymak var. Duymuyor. Kaymak koydum. Bir de karma yapayım dedim. Buradan Malatya tereyağı koydum. Evet. Keşke Sinan ya kaymak ya tereyağı koysaydın. İkisi bir arada çok fazla masraflı oldun. Hem organizma için masraflısın. Vücuda bunun ikisinin fazla olduğunu söyleyeyim. Hem de gerek yok. Her ikisinde de bak, protein açısından bak. Kaymakta hem yağ var hem protein var. Tereyağında ise sadece yağ var. Bana sorarsan ben hem hanımlarımız için hem çocuklarımız için süt kaymağını tercih ederim. Süt kaymağı var mı? Sinan bak bakayım. İkisini birden koydu. İkisini birden. O da var. Zaten siz göbeğini görmediniz mi pazar çekimlerinde? Hayır, üstünde çok şık bir pardesü vardı, görmedim. Ondan. Gittikçe göbeği artıyor. Ama Sinan eğer göbekliyse yanlış yaptı. Belli, bu zaten sevgili Zahide'ye atladı. Süt kaymağı bu. Peki sütte doğru bir iş yapıyorsun. Tereyağından daha masum. Çocuklar için özellikle arada değişiklik olsun diye. Tabii tereyağı da tüketilir ama ikisi bir arada olmamalı. Peki bir şey soracağım. Şimdi Sinan da oradayken kanserden korunmak için hangi besinleri önerirsiniz bize? Özellikle kanserden korumanın tek yolu diye verdik alt yazımızda. Sütü mü verdiniz? Siz söyleyeceksiniz. Bakın sütle ilgiliyse bir, süt kanserden korunmada çok önemli. Hı hı. Sebzeler kanserden korunmada çok önemli. Hı hı. Meyveler kanserden korunmada çok önemli. Dünya kirli, sokaklar kirli, etraf radyasyonlarla dolu. O kadar çok tehlike altındayız ki Zahide Hanım, bizim rengarenk sebzeler, meyveler, süt ürünleri, yoğurt, az tüketilen tereyağı, süt kaymağı, zengin bir sebze, meyve ve kuru baklagil sofrası ama tam buğday unu kanserden korunmanın en pratik yolları. En pratik yolları. Peki ne buldun yine Sinan? O ne? O ne? Pastırma. Anam koca pastırmayı. Pastırma, bayılırım. Pastırma. Yani, Sinan çok haklısın. Pastırma çok lezzetli bir etin saklama yöntemi. Ay çocuğunu tutar gibi tutuyor. Onu herhalde Sinan'a verip yollamayacaklar o dükkandan. Ya onu tutuklarlar orada. Yahut da birkaç dilim verirler. Evet, çok güzel bir besin. Kırmızı et. Tuzlanmış, etrafı çemenle antibakteriyel olarak korunmuş ama arada bir tüketeceğimiz bir besin. Her zaman sıklıkla hem ekonomik olarak önermiyoruz hem de besin ögesi olarak her daim asla tüketilecek bir et ürünü değil. Sinan, duydun mu? Zaten yiyememiştin onu. Zaten onu yese akşam kızlarla nasıl buluşacak? Duydum hocam. Bir iki tane zaten yapıyoruz. Bir iki dilim Sinan, tamam. Tamam. Daha fazla değil. İsterseniz yavaş yavaş zeytinlere doğru ben sizi götüreceğim. Şimdi arkada envai çeşit zeytinimiz var. Zeytinlerin başına doğru gidelim isterseniz. 1001 çeşit zeytin. Hocamız da zaten zeytini pazarda da konuşmuştuk. Envai çeşit, aklınıza gelen tüm zeytin türleri var. Sinan, şimdi senden bir şey rica edeceğim. Tamam, bu sefer zeytinleri ye ama niye? Bize çekirdeklerini göstermen için ye. Çünkü çekirdek renginden ben onu öğrendim. Gerçekten tahta rengi, senin çekirdeğinin rengi. Gerçekten sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Simsiyahsa içindeki boya çekirdeğini çıkıyor ve kapkara renk çekirdeğinden anlıyorum. Gerçek olup olmadığım. Haklısınız. Bu taklit edilen, tahşiş edilen ürünlerde bu boya maddesini kullanıyorlardı. Ama son yıllarda Tarım Bakanlığı öyle sıkı takip ediyor ki eskisi gibi ortalığı boş bırakmıyor. bunu yakaladığı anda çok büyük cezalar yağdırıyor ve bakanlık bu konuda çok hassas. O nedenle ben kolayına zaten hakiki, bakın sizin dediğiniz gibi çekirdekler, hem de öyle kolayına böyle bir şarküteride, böyle bir yerde zaten buna asla tevessül etmezler. Ama Tarım Bakanlığı da bu konuda göz açtırmaz. Ama bu, şu gerçek, şu gerçek, güvenilir yerlerden doğru düzgün alışveriş edelim. Hani bu konuda merdiven altı dediğimiz yerleri unutalım. Hem paramız boşa gitmesin, hem sağlığımızı riske etmeyelim. Burada kahverengi çekirdekler. Onları yeşil gördük. Zeytin ise bir de kahve yeşil olur. Yeşil zeytinin daha çekirdeği açık kahve, açık kahve olur. Aha. Siyah zeytinin çekirdeği de siyaha yakın füme gibi olur. Yine rakamlar çok farklı. Şimdi soralım Sinan'a. Sinancığım bak 10.000 gördüm. Bize 10 lira. 10 lira. Allah'ım hala eski parada kafam. 10 lira, 17 lira, 20 küsür liralarda ben zeytinler görüyorum olabilir. Bazen. Toplandığı yere göre 14 lira. Fiyatları değişebilir, büyüklüğüne göre değişebilir. İçerisinde toplama zamanına göre değişir, yöresel değişir. Bunlara çok fazla takılmamak lazım. En önemli şey zeytinin vitamin E'den çok zengin bir kaynak olduğu, antioksidan olduğu, kalp damar hastalıklarından koruyucu olduğu. Tansiyonu olanlar. Tansiyon olan hastalarda sele zeytinini tercih etsinler. Tuzsuz olanı tercih etsinler. Çünkü tuzsuz zeytin tansiyonda da herhangi bir sakınca yaratmaz. Bütün mesele orada zeytini bir daha yağlamasınlar. Hem buna gerek yok, hem de zeytinin değerini ben beslenmeci olarak herkesle paylaşmak istiyorum. Ama zeytini de oturur günde 10-15 taneden fazla tüketirseniz zeytin yarar yerine zarar getirir, yağlanmaya başlarsınız. O zeytin İstediğiniz kadar tüketilecek bir ürün değildir. Beslenmede sınırı çok iyi bilmek lazım. Zeytinlerde böyle. Sinancığım dolaştır bizi, başka neler var orada? Mesela isterseniz zeytinin fiyatlarının farklılığını sorayım ben. Muhammed Bey bize yardımcı olacak. Neden bu fiyatlar farklı? Fiyatlar neden farklı? Kalitesine göre değişiyor zeytinlerimiz. İriliğine, ufaklığına göre etli zeytin, sele zeytini, tuzsuz zeytin. Farklı. Biz zeytinlerimizi yağlamıyoruz. Kendisi yağlanmış vaziyette geliyor bize. Bu şekilde fiyatlar değişiyor. Süpersiniz. Evet. Sevgili Zahide Yetiş, duyduk. Zeytinler fiyatları neden değişik? Çünkü kalitesine göre değişiyor. Gemlik zeytini, Bursa zeytini var. Şimdi başka ürünler dediniz. Ben sevgili kameraman arkadaşım Tamer'le birlikte isterseniz benim en çok sevdiğim reyonlardan birisine doğru götüreceğim sizi böyle. Burada gerçekten aklım çıkacak gibi oluyor ama birazcık da faydalarını konuşalım. Neymiş reçeller, o merak ettim. Ha, nereye geldi? Reçellere geldi. Vay be. Ha, hepsini sever o normalde de. En çok. Hangi reçeller var orada bir göster bize. Allah'ım çok da lezzetli görünüyor. O reçel yalnız biraz sulu olmuş. Öyle mi? Burada hangi reçeller var? Burada ayva, incir, vişne, çilek, böğürtlen, armut, elma, her şeyin reçelini yapmışlar. Sevgili Sinan, her şeyin, patlıcanın bile reçeli yapılır. Reçel yapmak bizim hanımlarımızın çok iyi bildiği bir konu. Şeker, günümüzde hani zehir diyorlar ya, bir İngiliz bilim adamı böyle saçma bir şey ortaya attı Zahide Hanım. Şeker yeri geldiğinde zehir, yeri geldiğinde panzehirdir. Şimdi burada panzehir, meyveyi uzun süre saklayamazsınız. Yazın bol miktarda şeftaliyi nasıl saklayacaksınız? Reçel yaparsınız. O şeker meyveyi saklar, yani şeftaliyi saklar, vişneyi saklar, çileği bünyesinde saklar ve siz bunu kışın keyif tüketirsiniz. Dolayısıyla reçel günde 1-2 tatlı kaşığı yendiğinde aynen Sinan'ı mutlu ettiği gibi herkesi mutlu eder. O sofrada gördüğünüz, işte bakın burada da var. Gördükçe. Siz buraya da getirmişsiniz çilek reçeli. Evet. Çok da iyi yapılmış bir reçel. Güzel evde hanımlar dolayısıyla çok güzel yapıyorlar. Özellikle ben sabahları kahvaltıda 1 veya 2 tatlı kaşığı ya reçel ya bal ya da pekmez. Bakın burada pekmeziniz var. Tokat'ın, Zile'nin ve Anadolu'nun en güzel üzüm kaynağı. Bunu da mutlaka sade reçellere bakma Sinan orada. Pekmez ve tahin bulursan onlara da lütfen bak, biz de burada tadına bak. Zaten bunlar da çok kadar doyuyor. Bakın Sinan'a çok teşekkür ediyorum. Şimdi devam edeceğiz Funda Hanımcığım. Sinan önce teşekkür edelim. Peki. Sonra da bir limonata yapalım. Ama bu limonata hem limonata tadında olsun hem de zayıflatsın. Yani zayıflatan limonata yapacağız size. Peki. Bu arada telefonlarınızı da bekliyoruz. Telefonla bağlantı kurarken biz bir taraftan başlayalım. Tamam. Şimdi limonatayı bütün hanımlar bilir, değil mi? En basit yaptığımız şeylerden. Şimdi limonata ile ilgili son yıllarda ev yapımı limonata, ya ev yapımı, zaten limonatanın kendi menşei ev yapımıdır. Tabii. Ama bu limonata günümüzde artık ev yapımı limonata diye anılıyor. Varsın yapılsın, hiç olmazsa yeniden bu güzel C vitamini kaynağını hatırladık. Hatırlayalım. Siz, bir dakika, bir şey sormak istiyorum. O limonlar yıkandı da kondu oraya, değil mi? Yıkandı da kondu, değil mi? Heh, evet. Tamam. Heh, çünkü üstündeki çok problem. Önemli bir konu. Önce aldığımız sebzeleri, bu limon, meyve ne olursa olsun yıkayacağız. Yumurta hariç herhalde her şeyi yıkayabiliriz. Evet, her şeyi yıkayacağız. Ellerine sağlık arkadaşların. Siz limonun kendisine sıkmadan önce az şekerli de yapabiliriz, şekersiz de yapabiliriz. Valla şekersiz olsa da şekerli tadını verse ne güzel olur. Versin, o tam zayıflatan limonata olur. Tatlandırıcı da katabiliriz. Bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün, Amerikan İlaç Sağlık Örgütü'nün, Türkiye'deki sağlık otoritelerinin çok rahatlıkla kullandığı tatlandırıcılar var. Bir miktar atabiliriz ama az miktarda şeker de koyabiliriz Zahide Hanım. Limonun şöyle bir özelliği var. C vitamini kaynağı bu limon. Bizim ak yuvarlarımızı besler. Hmm. Bu vitaminin, C vitamininin bir başka özelliği var. Bize dinamizm sağlar. Cilde faydası var. Eklemlere faydası var. Hareket kabiliyetimizi arttırır. Yani bir limonatayı sadece su olarak değil, sıvı olarak da tüketiyoruz. C vitaminini alıyoruz. Eklemlerimizi rahatlatıyor ve biz zayıflamak, şişmanlıktan korunmak için hareket etmek istiyoruz. İşte bu limonata, belki şu yarım sıktığınız limon, hı hı, bizim hareket kabiliyetimizi artıran en güzel sıvıdır. Allah Allah, bu tabii kadar yani yarım limonda bu kadar mucizevi şeyler var. Evet, siz limon deyip biz kıymetini bilmiyoruz o kadar ya. Bunu hiç küçümsemeyin. Siz yalnız kaç kişilik limonata yapıyorsunuz? Ziyan etmeyin limonları. Limon yok, çok etmeyelim, kıymetli bir şey. Ne bileyim, bizim bütün ekip zaten 50 kişi. İsterseniz buyurun, buyurun, şöyle gelelim. Tamam. Ben bir miktar şeker istiyorum. Az şeker koyalım, değil mi? Birazcık lezzeti olsun. Biraz. Yoksa evet, çok şey olur. Ben bugün çok az bir şeker koyalım. Sonra da hep birlikte içelim. Ben de içelim. Bunu hiç ziyan edemem. İsterseniz şuradan çok az bir şey. Kaç kişilik yapacaksınız? Kaç ki abi, böyle olursa 100 kişi olması lazım. Neyse biz hepimize yeter. Bir aile diyelim, 2 çocuk, bakın, 2 anne baba, 4 kişilik diyelim. Çok az toz şeker, değil mi? Toz, evet, şekeriniz mi? Tuz olmasın da sonradan. Toz şeker, toz şeker. Şu kadarcık çünkü mı? Biraz daha koyabilirim. Bu kadarcık yeter, olursa gerçekten yeter, zayıflatır. Tadı, çünkü bunun yerine bir sürü şey içiyoruz. Şimdi her insanın ağız damak lezzeti farklıdır. Bakın, herkese göre şey değişir. Yeter, yeter, yeter. 1 veya 2 yemek kaşığı silme, tepeleme değil. Buna limon suyunuzu koyun. Peki, biraz asit daha devam edeyim. Biraz eritin. Daha yetmez herhalde bu. Biraz siz, daha. Evet. İkinci limonu da sıkıyorsunuz. 3. de bırakın artık, yeter. Bir dakika, limon kaç oldu? 2, C vitamini kaynağı olarak fevkalade iyi. En ucuz kaynak. Eklemlerin hareket kabiliyetini arttıran bir kaynak. Bir şey soracağım. İmmün sistemi güçlendiriyor. Kanserlerden koruyor. Kanserden ayak, koruyor. Kol, bacak, her tarafımızda oynaklarımız var. Buna eklem diyoruz. O oynaklar uzun süre yol yürümeniz için, hastalıklardan korunmak için. Yani şimdi benim izleyicim pazardan gelirken, Zahideciğim, o ellerim kopuyor. Hareket edemiyorum. Gelip kendimi atıyorum. Eğer kocam varsa yanımda, canıma minnet. Yoksa o gün ben artık pertim. Buzdolabına yerleştiremiyorum, o kadar. Ama gitmem de gerekiyor diyen izleyicilerim var. Evet. Şimdi onlar için her gün 1-2 bardak limonatayı lütfen kendileri için ama taze taze hazırlasınlar ve taze taze de tüketsinler. Bir de bir şey sorabilir miyim? Dünyanın en güzel içeceği. Şimdi evet, şurada buyurun, şu şeyler var ya, bunlara da kıyamıyorum. Çekirdekler mi? Lifini mi? Lifini nasıl alabilirim? O lifi meyvelerde atmayın. O lifi meyve suyu yapmayın, meyveleri yiyin. Ama limonun lifini atın, kendi aromasını buraya katalım ki limonata olsun. Hmm. Peki. Evet. 3 tane limonun suyu. Yeter. Yeter. Fazlasıyla, bakın görün ne kadar bereketli bir limonata. Şunu şöyle koyun alayım. Koyun hepsini koyabilirsiniz. Bu aynı zamanda bir yığın antioksidanı da içinde barındırıyor. Hanımlarımız limonatayı çok iyi biliyor ama birazcık limonata isterseniz süsleyelim. Birkaç nane yaprağı atalım. Tamam. Harika olur. Bir de ben size biraz limon kabuğunu rendelemenizi isteyecektim. Bardak tabii ki bunun içine. Ben limonun kabuğunu da hiç ziyan etmem. Eğer limonata yapacaksam biraz kabuğunu da rendelerim. Bunun içine atarım. İnanılmaz bir rayası vardır. Güzel kokar. Ve de bugün şöyle kocaman bardaklarla kafelerde, işte bir takım restoranlarda ev yapımı limonata, işte bu kadar. Bütün iş bu kadar. Rahatlıkla tüketebilirsiniz. Özelliği soğuk olması, dışarıda olması, hazır olması. Evet, evet, çok basit bir iş. Ama hani gazlı içecek alacağınızda çoluğa çocuğa. Evet. Ama limonatayı alınca da buna şekerinden yenmiyor. Ya o işte kadar çok şeker koyuyorlar herkese ki. Herkese göre değişen bir kavram. Az şekere damağınız alıştıysa biraz daha az şeker koyarak bu işi halledebilirsiniz. O gün hiçbir koşulda tatlı yemediyseniz, reçel tüketmediyseniz bunun şekeri de sizin için zarar etmez. Evet, limon kabuğunuz yeter. Çok teşekkür ederim. Birkaç tane de bize nane yaprağı atar mısınız bunun içine? Atmaz mıyım? Bazen bardak, limonataları farklı kılıyorlar. Diyorlar ki naneli limonata. Gerçekten içerisine birkaç yaprak nane atıp blenderdan geçiriyorlar. Limonata yeşil renk alıyor. Çilekli limonata diyorlar. Buna birkaç tane çilek atıp blenderdan geçiriyorlar. Gerçekten rengi çileğin rengine dönüyor. Furkancığım gitme hayatım, gel lütfen. Zahide Hanım'ın bluzu gibi oluyor. Çilekli limonata oluyor. Biraz portakal suyu katıyorlar. Kokteyl limonata oluyor. Ne yaparsanız yapın. Tamam, hatta buna biraz maden suyu ya da soda da ilave edebilirsiniz. Dök, bunun içine dök. Pratik yapalım hemen. Bize ikram edecek misiniz? Etmez miyiz? Buna hiç şeker koymayıp parça tatlandırıcı koyabiliriz. Bütün şimdi tatlandırıcılar aynı tadı verir. Hiç kalori vermez. Şu limonataya benim şu anda koyduğum şeker, sizin sıktığınız limonata, yani en fazla ne diyebilirim size, 40 kalorilik bir içecek. Değil mi? Hiçbir işte şey o değil. Kadar. Şuradan nanemi de alayım. Ben şununla bir tadına bakabilir miyim? Tabii ki nane koysaydım. Bir dakika. Ya da? Vallahi bana göre şekeri çok karar, çok güzel. Daha fazla şeker koymaya gerek yok. Belki C vitamini sayesinde de dediğim gibi hastalıklardan korunmak, kanserden korunmak bile mümkün. Bunu çocuklar için de önerebilir miyim Zahide Hanım? Tabii ki. Çocuklar içecek keyifli vitamin kaynakları arıyor. Buna bir incecik dilimle şu portakaldan atar mısınız? İncecik bir dilim. Bu arada ben size benim suyumu da göstereyim. Bakın ben normal su içemeyenlerdenim. Sağ olsun arkadaşlarım hep bana böyle su hazırlarlar. Yani içinde nane ve biraz portakal kabuğu çok ya da güzel ifade kabuğu. Ettiniz. Dediniz ki ben su içimini arttırmak, tüketmek adına evdeki sürahilerin içerisine incecik bir iki dilim limon veya portakalı atın ve bırakın. O öyle güzel bir esans kendi uçucu bileşiğini suya verir ki siz daha fazla su içersiniz. Dolayısıyla siz suyu az içtiğiniz için size bunu hazırladılar muhtemelen. Aynen. Ya ben rica ediyorum. Görünümü bile çok güzel. Değil mi? Ben çok su içen bir insanım. Buna hiç ihtiyaç duymam ama su içemeyen insanlar için gerçekten içine bir veya iki parça limon atmak suyu meşrubat kadar değerli kılar. Kesinlikle evet, öyle. En bu kadar değerlisi. Çok sıvıyı tüketirseniz, bol bol vücuttaki karaciğer ve böbreği temizlerseniz, toksinleri atarsanız, organizmanın zayıflaması için hiç farkında olmadan organizmaya fayda sağlarsınız. Tabii hiç fena olmadı ha. Hanımlar ne dersiniz? Bu bizim limonatamız. Yani içine attığımız çok az şekerle. Pardon, eğer mümkünse temiz. Tabii tatlandırıcıyla da yapabileceğiniz bir alternatif. Evet. Üstelik kanserden koruyor. Üstelik de kendi memleketimin limonlarından. Ha siz daha da güzel yapacaksınız şimdi. Hayır ben sadece... bir süs yapı tabii, hemen onu satışa sunacağım bakalım. Ama sizin portakallarınız çok büyük. O kocaman portakalı buna bu şekilde sadece bir süs albenisi olsun diye. Ama bunun hem maliyeti yok hem elimizin altındaki limon en değerli C vitamini kaynağı. Kanserlerden korunmada gerçekten kolajenin yapısında Her şey için ben limonatayı çok değerli buluyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Buradaki hanımlar ne der? Birazdan da cacığı konuşuruz. Şimdi geçtiğimiz hafta Doktor Gürkan Kubilay stüdyomuzdaydı ve özellikle unutkanlıkla ilgili çok telefon alıyoruz. Hay evet. Allah neydi dediğimiz ve unuttuğumuz o kadar çok şey var ki o kadar çok seyircimiz şifa bulmak için aradı ki Doktor Gürkan Kubilay'ın yaptığı açıklamalar çok yoğun bir ilgi gördü ve öyle bir konu vardı ki bu açıklamalar içinde birçok kişiyi çok yakından ilgilendirdi. Yani unutkanlığı. Bakınız doktorumuz unutkanlığa nasıl bir basit yöntem önerdi, izleyelim. Küçük büyük herkesin derdidir unutkanlık. Elbette bu konuda da Doktor Gürkan Kubilay'ın çok yararlı tavsiyeleri var. Unutkanlık ne zaman tehlike sinyali veriyor? Peki unutuyorum. Unutkanlığı olmayan yani kimse yok dedik. Şimdi bir kere unutkanlık, önce şunu söyleyelim. Unutkanlığınız varsa... Neden olur unutkanlık? Ne zaman unutkanlık var onu da söyleyeyim. Şimdi mesela unuttunuz bir şeyi, küçük bir şeyi. Ne zaman bende unutkanlık var, eyvah yandım. Tanıdıklarınızın isimlerini unutuyorsanız, bakın çok önemli bu. O zaman unutkanlık gerçek anlamda problem demektir. Sürekli gittiğiniz bir yeri, daha önce defalarca gittiğiniz bir yeri bu sefer bulmakta güçlük çekiyorsanız, orayı tarif etmekte güçlük çekiyorsanız, arkadaşlarınızın karşınıza 5 tane arkadaşınız oturuyor ve birisine tanıştıracaksınız. Başladınız. İşte eyvah, Ahmet, eyvah. Mehmet, bu neydi ya? Eyvah. Ha Leyla durumuna düşmüşseniz artık bu unutkanlık ciddi problem haline almış demektir. Unutkanlık en çok neden olur? Türkiye'de en çok B12 ve folik asit dediğimiz 2 tane maddeye mutlaka baktırın. B12 ve folik asit. Bir de mutlaka 3 tiroid testinizi yaptırın. Yazayım mı onları buraya? Lütfen. Yazar mı? Peki. Eğer unutkanlığınız varsa şimdi formülü söyleyeceğiz ama unutkanlık varsa eğer bir takım teşhisler, bir takım tahliller yapılmak zorunda. B12'nize baktırın. Folik asit dediğimiz değerinize baktırın ve tiroid testleri yani T3, T4, TSH bu 3 tane tahlil artı 2 tane vitamine mutlaka baktırın. Bunlara baktırmadan yaptıracağınız ya da yapacağınız, oradan buradan alacağınız hiçbir çözümün hiçbir işe yaramayacağını bilin. Öncelikle bunları yerine koymamız lazım. Bu testleri yaptırdık. Bunlar normal çıktı. Çünkü Alzheimer'da bunlardan eksik de çıkabilir. Biraz sonra vereceğimiz formülde bunları da içerenler var zaten. Ama eksik olup olmadığını, ilaç gerekip gerekmediğini bir kere bir hekim karar vermeli. Unutkanlık için birinci yapacağınız şey elma. Elma ama kırmızı elma istiyoruz özellikle. Şimdi kabuklu mu kabuksuz mu? Bakın burada çok önemli bir şey var. Kabukları mı önemli, içi mi önemli? Eğer ailenizde kanser hastalığı çoksa kabuklu. Yok çok böyle bir derdiniz yoksa kabuksuz. Ne alaka dediniz değil mi? Son yapılan çalışmalar şunu göstermiş. Kabuklu elma kabuksuz elmaya göre tümör hücrelerinin oluşumunu daha fazla durduruyor. Dolayısıyla ailesinde daha çok kanser problemi olan varsa... Veya kabızlık vesaire problemi çok olan varsa bunu elmayı buna kabuklu olarak ekliyor ve bir elma ekliyorsunuz. Şimdi bir meyve salatası yapıyoruz. Bir elma. Şimdi onu soyduk diyelim istersen. Tamam. Onu soyduk. Siz anlatın ben devam ederim. 2 şey daha ekleyeceğiz bunlara. 2 tane hurma ekleyeceksiniz. 1 tane elmanın içerisine 2 tane hurma. Şimdi hurmanın ne özelliği var biliyor musunuz? Dünyanın en iyi folik asit deposu. Az önce ne dedik? Eğer vücutta kansızlık varsa, unutkanlık varsa folik asit gerekir. Hurmayı buradan sağlıyorsunuz. Hurma soğuktan nefret eden bir meyvedir. Onun için hep sıcakta yetişir. Hurmayı bir de kimler yesin? Şimdi bizi seyredip de hanımefendilerin içinde şöyle hanımefendiler varsa ne bu? Hamile olanlar. Evet, hamile olanlar. Bebek ya da süt verecekler, emzirecekler. Onlar yesin. Ya da Ramazan'a yaklaştık ne başladı? Kaç aylar? 3 aylar başladı. 3 aylar başladı. Oruç tutanlar var. Oruç tutanlara bakın buradan söyleyeyim. Geceliğin sahura kalktınız diyelim. Ertesi gün boyunca kan şekerinizin düşmesini engellemek istiyorsunuz. Bir taraftan da çok oruç uzun süre 3 ayları bir de oruç tutarsanız kabızlık riskiniz artıyor. Engellemek için ne yapacaksınız? Her sahura kalktığınız yerde 3 ya da 4 tane hurma yiyeceksiniz. Ondan 15 ya da 20 dakika sonra bir bardak su ama ılık su içeceksiniz. Bu sizin hem gün boyunca şekerinizin ani düşmesini engelleyecek hem de ne yapacak? Az önce söylediğim gibi bağırsaklarınızın da daha rahat çalışmasını sağlayacak. Şimdi hurmayı da ekledik. Büyük kesiyorum. Şimdi küçülteceğim bunu. Aynen. Hurmanın yanına yaklaşık 1,5 yemek kaşığı kuru üzüm ekliyoruz. Şimdi kuru üzümü merak ediyorsunuz değil mi? Hı. 1 avuç kuru üzüm diyoruz mesela şimdi. 1 avuç. 1 avuç kuru üzümde 1 avuçta kaç kuru üzüm olur? Kaç? 15 tane. Var mı? Tane. Yok, daha fazla. Var mı tahmin olan? Atın atın. Atalım hep birlikte. 4-5 tane var sizin elinizde. 50 civarında kuru üzüm olur. 50 civarında kuru üzümde yaklaşık 70-80 kaloriye denktir. Ama daha fazlası değil. Bakın 50 tane. Şimdi kuru üzümü de koyduk. Unutkanlık için. Bitmedi. Size çok kolay iki şey daha göstereceğiz. Birisi ceviz. Bir tanesi badem. Ama niye koyuyoruz? Şimdi ben bir dahiliyeci olarak belli bir yaştan sonra hanımefendilerin 35'li yaşlardan sonra adetlerinde problemler başlar. Menopozda adet problemler başlar. Adet öncesi kramplar çıkar ortaya. Nedendir o biliyor musunuz? Magnezyum denen bir maddenin eksikliğindendir. O magnezyum denen maddeyi en iyi içeren de cevizdir. Şimdi ben ceviz dedim diye dalacak mısınız cevize? Yok. Cevizi günde 3-4'ten fazla yerseniz işin şekli değişir. Ne olur o zaman? Cevizin o kolesterol düşürme vesaire etkilerine tamam ama cevizi günde 3'ten 4'ten fazla yerseniz bu sefer kilo almaya başlarsınız. Dolayısıyla böyle bir salatanın içine 2'den fazla ceviz koymak yok. Bir de badem. Badem için de bir şey söyleyelim. Benim cildim güzel olsun diyorsanız yiyeceğiniz en iyi besinlerden bir tanesidir badem. E vitamini içerir. 1, 2. Diyet yapıyorsunuz, tokluk. Şimdi ben 90 kiloyu verirken nasıl verdirdik hocamıza? O tokluk hissini bir şekilde sağlamanız lazım sizin. Ne yaptık? Ya sabah kahvaltısına ya da sabahla öğlen arasına badem koyduk. Neden? Protein ve dünyanın tok tutma özelliği en fazla olan besinlerinden bir tanesi badem. Bademle bu işi hallettik. Doktor Gürkan Kubilay, diyet yaparken yapılan bir yanlışa daha ışık tuttu. Aman dikkat! Ölçüyü kaçırıp kilo almayın. Bademin mi kalorisi daha fazladır? Fındığın. Bademin fazladır diyenler el kaldırsın. Az. Fındığın daha fazladır diyenler, fındıkçılar daha çok. O zaman size bir kötü haber vereyim. Eyvah, fındığın kalorisi, bademin kalorisinin 2 katıdır. Of. Mesela 6 tane badem yiyorsunuz ya, 6 tane bademde yaklaşık 2 dilim ekmek var. Onun için dedik diye de avuçlamayın. Ben avuçta bir başka şey anlatayım size. Hastamın biri ufak tefek. Küçücük elleri var garibimin. Bir avuç diyorum ya, gidiyormuş, kendi avucu az kalıyor. Beyefendi, eşi beyefendi 1.98 boyunda. Onun avucuyla bak ya, akıllı kadın. Adamda el değil çürek var. Adamın eliyle avuçlatıyormuş, yok o. Kendi avucunuzla bir avuç, bunu da unutmayın. Dolayısıyla, bu nedir özelliği? Kendi avucumuzun, o bizim ölçümüz müdür gerçekten? Tabii, yani dolayısıyla kendi ölçümüz. Kendi avucu. Aynen, kendi ölçümüz. Peki, Ramazan Bey Diyarbakır'dan bize ulaşmış. Öyle mi? Hemen buyurun. Merhaba diyelim, buyurun. Devam edelim. Buyurun. Ramazan Bey merhaba. Merhaba, iyi günler. Hoş geldiniz efendim, buyurun. Hoş bulduk. Ya ben çok acayip bir şekilde bir unutkanlık hastalığım var benim. Acaba yardımcı olabilir misiniz bana? Kaç yaşındasınız Ramazan Bey? 28. Çok gençsiniz daha. Bunun yaşla ilgisi var mı diye de soralım. Tabii belli yaştan sonra. Yani mesela Alzheimer'ın artısında yaşı da düştü. Onu da söyleyeyim. Alzheimer bunun en kötü tarafı. Unutkanlığı böyle yeneceksiniz. Hesabı kitabı kafadan yapın. Hemen hesap makinesine giriyoruz ya. Hayır. Bu çok önemli. Yani 8 kere 9 kaçtı ya? 72 vesaire sürekli. Sürekli aynı yoldan gidiyorsunuz mesela. Başka yollardan gitmeyi deneyin. Çok önemli bir şey. Hep aynı aktiviteleri yapmayın. Bütün gün boyunca sabah işe, akşam eve, aynı dizi. Dolayısıyla bu şey içerisinde, bu ritim içerisinde unutkanlık daha da fazla, daha da kolay olarak ortaya çıkıyor. Az önce söylemeyi unuttum bir tane daha. Aynı hikayeyi tekrar anlatmaya başlıyorsanız eğer yandınız. Farkında değilsiniz. Evet, o zaman ciddi anlamda siz yavaş yavaş erken yaşta başlayarak Alzheimer'ın küçük küçük problemlerini yaşıyorsunuz demektir. Mutlaka bir nörolog arkadaşımızla mutlaka görüşün. Bunu bir daha söyleyelim mi? Nasıl, ne hazırladınız? Söyleyelim ama Ramazan Bey lütfen telefonda kalın. Ramazan Bey'e de önerimiz olsun. 1 elma, 2 tane hurma içerisine koyduk. Yine 5 ya da 6 tane badem koyduk. 2 tane ceviz koyduk ve bu meyve salatamızı günde 1 kez yediğiniz takdirde ciddi anlamda bir probleminiz yoksa hakikaten unutkanlıkla gayet güzel savaşan bir metabolizmanız olur. Ne zaman yiyeceğiz bunu? Ne zaman tüketeceğiz? Benim için ideal, bu meyveler için ideal vakit öğlen 3.30'a kadar, yani ara öğün olarak 3.30'a kadar bunu tüketmeniz lazım. Çünkü en aktif olduğunuz dönemde bunu yiyin ki o süre içerisinde vücuttaki vitamin vesaire mineral düzeyiniz yukarıya çıkmış olsun. Ama hastalıkları lütfen unutmayın. Ramazan Bey, neyi unuttunuz da zor durumda kaldınız? Evet, bu önemli. Örneğin işteyken herhangi bir müşterinin bana bir şey söylemesiyle veyahut da başka birinin bana bir şey söylediği andan itibaren o esnada yaparsam yaparım, yapamadıktan sonra artık unutuyorum. Mutlaka tiroidinize baktırın. Mutlaka tiroidinize baktırın. Evet. Hipotiroidi bu ülkedeki önemli problemlerden bir tanesi dedik. Unutkanlığın dışında cilt kuruluğu, deri kuruluğu, saç dökülmesi, tırnaklarda kolay kırılma, kabızlık, hareketlerde yavaşlama, kolay mod bozukluğu, ya sabah iyiydim akşama kadar Allah Allah modum bozuluyor, çok halsiz kalıyorum gibi problemler varsa eğer, bunun altında hipotiroidi vardır. Bu ülkede çok yaygındır. Siz de mutlaka hem tiroidinize hem de oraya yazdığımız B12 ve folik asite mutlaka baktırın. Basit bir şikayet değil sizinki, onu söyleyelim. Çok telefon aldık ve çok güzel bir yayın olmuştu. Şimdi bugün biliyorsunuz sizi bir anneyle tanıştırdık. 2 evladı var. Özellikle 15 yaşındaki oğlunun söylediklerini hep beraber dinlediniz. Kimse anacığından ayrılmak istemiyor. 60'ında da olsa, 90'ında da olsa, 100'ünde de olsa kimse anacığından ayrılmak istemiyor. Ama anacığının 3 aylık ömrü kaldığını söylemişler ona. Biz sizi bugün Songül Ayyıldız'la, Mehmet Ayyıldız'la tanıştırdık. Ayyıldız ailesinin misafiriyiz bugün aslında. Onların gönüllerine misafir olduk ve Profesör Doktor Sayın Münci Kalaycıoğlu bizimle beraber, Organ Nakli Merkezi Başkanı. Münci Hocam merhaba. Sayınlar efendim. Hoş geldiniz. Münci Hocam nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sizi ağırlamak büyük bir mutluluk bizim. Bizim için çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için. Organ Nakli Merkezi Başkanısınız. Bu konuda doğru asistsiniz bizim için. Biz bugün programda çok değerli bir aileyi ağırlıyoruz. Size arkadaşlarımız anlatmışlardır sanıyorum. 3 aylık ömrünün kaldığını söylemişler annemize. Biz de haydi Türkiye dedik ve pek çok kişi bize başvuruda bulundu. Kanı tutanlar oldu, tutmayanlar oldu. Doku nakli yaptırmak için yardımcı olmak isteyenler oldu. Ben size öncelikle organ nakli konusunda biz organımızı bağışlamak istiyoruz diyen birisinin hangi şartlarda olması ve neyi yapması gerekiyor? Önce bunu sorayım. Organ nakli için. Efendim şimdi geçmiş olsun hanımefendiye. İnşallah en kısa sürede ona uygun bir karaciğer bulunur, nakil yapılır, başarılı olur ve hanımefendi normal hayatına kavuşur. Bu hepimizin isteği. Yalnız ilk önce sormak lazım. Şu anda hanımefendi hangi organ nakli bölümüne müracaat etti ameliyat olmak için? Herhangi bir merkez onu inceledi ve size karaciğer nakli yapılması lazım diye ülke çapındaki listeye hanımefendinin ismini yazdılar mı, yazmadılar mı? Onu ben de öğrenebilirim. Şu anda listede var mı isminiz? Var. Var. Evet. Nerede, isminiz var? Listede? Hangi? Marmara Üniversitesi'nde. Songül Ayyıldız adıyla var. Listede. Evet. Tamam. Şimdi şöyle olacak. Eğer hanımefendinin kan grubuna uygun bir karaciğer Türkiye çapında çıktığında Marmara Üniversitesi'ne Sağlık Bakanlığı'ndan telefon edilecek. Diyecekler ki sizin şu hastanız için uygun bir karaciğer bulduk. Gelip alır mısınız veya biz çıkartıp yollayalım mı? Bunu Sağlık Bakanlığı'nda yapan 24 saat çalışan bir merkez var. Organ nakli koordinatörleri merkezi var. Onlar Türkiye'deki dağıtımı ona göre yapıyorlar. Peki efendim siz canlı organ naklinden mi bahsediyorsunuz? Bu bahsettiğimiz... Bu karaciğer naklinden bahsediyorum size. Peki. Şimdi yalnız ben karaciğerimi hanımefendiye vermek istiyorum dediğim zaman bunu veremem. Kanuna göre mutlaka ve mutlaka hanımefendinin veya eşinin 4. dereceye kadar yakın akrabalarından biri canlıdan karaciğer nakli yapılmak üzere organını bağışlayabilir. Bu akrabalık bağlamı olmadan kimse bağış yapamaz. Öldükten sonra da eğer aile bir hasta eğer ölürse, beyin ölümü de olursa onun organları bağışlanır ise Sağlık Bakanlığı ayarlıyor ve bu dağıtımı da Sağlık Bakanlığı yapıyor. Yani şu ildeki veya bu ildeki ben karaciğerimi bağışlamak istiyorum dediği zaman kanunen bağışlayamaz. Onu söylemek istiyorum. Peki Münci Hocam, yani biz pek çok telefon aldık ve kan grubu uyuyor, ben de bir anneyim ve kaybetmek istemiyorum deyip bize başvuranlar oldu. Biz de üniversitemize yönlendirdik ama akraba mı olması gerekiyor bu durumda? Evet, kanuna göre 4. hanımefendinin veya eşinin 4. dereceye kadar yakın akrabası olması gerekir. Peki Münci Hocam, çok teşekkür ediyorum size. Rica ederim efendim. Var olun. Kolaylıklar diliyorum size. Başarılar diliyorum. Çünkü siz de hayat kurtarıyorsunuz. Sağ olunuz efendim. Peki ya sizin akrabalık derecesiyle size bağlı olması gerekiyor. Peki bunu konuşalım, akrabalarınızdan var mı diye, ama ara vermem gerekiyor. Devam edeceğiz efendim. Valla bugün nasıl geçti ben hiçbir şey anlamadım. Bir taraftan da Songül Hanım, eşi Mehmet Bey bizimle beraber ama Münci Hoca'nın dediklerini duydunuz. Bir akrabalık söz konusu olması gerekiyormuş. Doktorlar bize böyle bir şey, belki siz sormadınız, ne bileyim, ben de şimdi hiç aklıma gelmedi öyle bir şey. Ama bu işin bir de biliyorsunuz, Allah göstermesin de, hani mafya tarafı var. Bu işten para kazanan insanlar var. Hayatlara mal oluyor. Allah korusun, kimse kimsenin eline düşmesin. Bunu engellemek açısından da hukuksal olarak prosedür nedir onu sorduk. Çok teşekkür ediyorum Funda Hanımcığım. Ben teşekkür ediyorum. Yani sizinle çok şey konuşamadık ama bir dahaki programı mutlaka konuşacağız. Ama bir şey söyleyeceğim. Hafıza için sadece bir elma yetmez. Şu süt ürünlerini unutmasınlar. Kefiri de bir dahaki programa konuşalım. Hatırlatın lütfen. Kefiri konuşalım. Peki şimdi yemek yaptık. Nefis de bir yemek oldu Furkan. Hemen getir bir göster bakalım bize de. Harika bir şey oldu. Evet. Bir de yufkalı pilav. Evet. Şöyle bizim göstereyim. Bunun yanına yakışırdı ama vakit kalmadı. Değil mi? Olsun, bir dahaki programa yaparız. Çok güzel. Ama yufkamızla beraber içindeki pilavımızı da şöyle göstereyim. Yapanlara, yiyenlere afiyet şeker olsun. Şimdi yavaş yavaş müziğe yerimizi bırakalım ve sağlık, sıhhat, afiyet dileyelim efendim size. Yarın görüşmek üzere, çocuklarımız için buradayız. Ne dedi o hanım?